Ne olursa olsun Kurdoğlu Bey'imize biat ettiğinizi unutmayın. Süleyman Şah'ımızın vekili odur. Buraya neden geliyoruz peki Alpargo? Gündoğdu'nun topladığı toyda ne işimiz var? Beyimizin kifayetsiz oğluna haddini bildirmeye geldik. Siz ne olursa olsun beyimizin arkasında durun yeter. Kurdoğlu Bey'im. Nicedir Bay Bora'nın yeri boştur. Onu toyda görememekteyiz. Hayırdır? Nerededir acep? Sen söylemeden ben söyleyeyim. Dün gece Karadere'nin kenarında deşilmiş halde bulundu. Tam da Ertuğrul'un gelip sana onu sorduğu günün akşamında. Ne demek istersin Gündoğdu? Açık konuş. Sus Alpargo. Susacaksın. Sahibin de susacak. Şimdi ben konuşacağım. Obaya nifak soktun. İkilik çıkardın. Misafirlerimizin çadırını taşlattın. Söyle Kurdoğlu, bizim töremizde misafire saldırmak var mıdır? Sadede gel Gündoğdu. Daha düne kadar emmi dediğin adama hesap sormaya mı niyetlenirsin? Süleyman Şah daha ölmeden onu mezara gömüp beylerden biat toplayan sen değil misin? Bizim töremizde hesap sormak toya, hesap vermek de beye düşer. Allah'ım sen yardım et. Töremizi dünkü çocuklardan öğrenecek değiliz. Toyumuzun sorularını, bizim de söyleyeceklerimizi elbet biliriz. Sen bey olup hesap sormak istersin. Ama sana emanet edilen kervanı bile güdemedin. Bay Bora'nın ölüsünden bana hesap sorarsın. Peki Ertuğrul'un ne yaptığını bilir misin? Beni iyi dinleyin Kayı Beyleri. Ertuğrul obamızın beş alpini öldürdü. Destur! İftira! Haymanam, Ertuğrul böyle bir şey yapmaz. Bu haysiyetsiz gemi azıya aldı iyice kızım. Bu iftiralar sahibinin kötü yüreğinin aynasıdır. Velhasıl kervan baskınında erlerimizi telef eden Gündoğdu ve atlerimizi katleden Ertuğrul bana hesap mesap soramaz. Edep! Edep Kurdoğlu! Edep! Beyimizin oğullarına iftira etmeye utanmaz mısın sen? Arlanmaz mısın sen? Sükunet, Deli Demir.
Sükunet. Sözlerimde yalan, hilaf yoktur. Allah şahidimdir. Ertuğrul, dün Süleyman Şahımızın misafirlerini kaçırdı. Akıbetleri meçhuldür. Beyimizin emanetlerinin akıbetlerini öğrenmek için ben de peşlerine adamlarımı saldım. Sabaha Alpler'in ölüsü geldi. Oyunlarla, yalanlarla obayı karıştırmaya ne kadar meraklısın Kurdoğlu. Babamın hastalığından yararlanmaya hiç utanmaz mısın? Gündoğdu, haberin yokmuş gibi bilmezden gelme. Bu tezgahı kardeşinle birlikte kurdunuz. Şahımızın sana teslim ettiği beratı emri çiğneyip Ertuğrul'a verdin. Hem birimizin obada kalıp Kurdoğlu'nun çetrefilli oyunlarıyla cebelleşmesi icap eder. Kurdoğlu? Numan'ın oğlunun şehzade olduğunu öğrenmiş. O yüzden Toy'daki beyleri Halep'e değil, Selçuklu topraklarında bir yere göç etmeleri için ikna etmeye çalışır. Babanın hastalığından faydalanmak isteyen esas sensin. Öz baban yatağa düşmüşken o tahanada kurulan sensin. Allah'tan kan kardeşimin gözleri kapalıdır da bu günleri görmez. Hadi gidelim kayı beylere. Süleyman Şahımızın toplamadığı toyda bizim yerimiz yoktur gayrı. Şimdi ne olacak Gündoğdu Bey'im? Süleyman Şahımızın verdiği emir aynen geçerlidir. Halep göçü için hazırlıklarımız aynen devam edecek. Beyimizin sözünü de emanetini de yere düşürmeyeceğiz. Evelallah.